Ne yapıyorsun? Ay, ödümü patlattın. Ay, affedersin ya. Sen çıkıyor musun? Çıkacağım, geç kalmayayım. Ben de okula döneyim diyorum ya. Ay, otur otur patladım. Hem bak görüyorsun, bir gitmedim ne olaylar oldu. Sen otur bakayım oturduğun yerde. Bak, raporun bitene kadar hiçbir yere gitmeyeceksin ona göre. Bırakmam, biliyorsun. Biliyoruz. Hayır, kapıyı aralayacağım ama gardiyanım izin vermiyor. Sensin be gardiyan. Çok mu sıkıldın? Çok sıkıldım. Hadi gel o zaman benimle. Hem Melda'yı görmüş olursun. Sana ayak bağı olmayayım. Yok canım, niye olasın? Yorulduğun zaman da dönersin geriye. Tamam. Giyineyim o zaman ben. Hadi giyin. Sevindim. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzelmiş burası, değil mi Demet? Değil mi? Abla, sen niye geldin? Ne yapayım, gideyim mi? Hayır canım ya, şaşırdım. Ay, insan bir arar. Melda, devam edecek misin? Ay, affedersin, hoş geldin. Hoş bulduk canım. Hadi geçelim, geçelim. Tamam. Demet'ciğim, sen bize 3 tane kahve söylesene. Hemen yapsınlar. Tabii, hemen. Sonra da gel, sohbet edelim. Tamam, gelirim. Hadi gel, nereden çıktın? Bayıldım ben buraya. Gel ablacığım, gel. Sürprizler kraliçesi. Odan da çok güzelmiş. Çok güzel görünüyorsun. Gerçekten mi? Hı-hı. İyiyim zaten, toparladım. Okula ne zaman döneceksin? 2-3 günlük raporum kaldı. 3 gün sonra dönerim. Ah, bir dakika. Tamam. Tülin arıyor. Efendim Tülin'cim. Melda'cığım, nasılsın? İyiyim canım, sen? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Ya bugün Melis'le sana gelecektik ama benim çok önemli bir işim çıktı. Şimdi ben onu sana tek başına yollasam onunla ilgilenebilir misin? Mümkün mü? Aa, tabii tabii, gönder. İlgilenirim ben. Ben gönderiyorum öyleyse. Ay, çok teşekkür ederim canım. Hiçbir şey değil. Öpüyorum seni canım. Hoşça kal. Şey, Melis'i yollayacakmış da ilgilenir misin diyor. Sakın Demet'i karıştırma. Ay abla, karısıyla ilgilenmiyor. Bari kızıyla ilgilensin. Darladınız beni ha. Ya bir kere de bir şeyi bir kere söyleyince tamam abla de ya. O zaman ben kalkayım. Yetiştirmem gereken işler var. Tamam canım. Tamam Demet'ciğim. Sen Nergis'le çalışmaya devam et. Ben birazdan gelip bakıyorum. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ablacığım. Artık anlatacak mısın neyin peşinde olduğunu? Hangi konuda? Demet konusunda. Nasıl yani? Ne oldu ki? Ablacığım, ben bunları yemiyorum. Kaç yıllık kardeşinim ben senin. Ayrıca da çok zekiyim. Hayatım, anlatacak bir şey yok ki. Ya, anlatacak hiçbir şey yok. Sen durup dururken yıllardır görmediğin kadını ikna et, İstanbul'a getir. Kızıyla beraber senin evine yerleşsinler ama anlatacak hiçbir şey yok. Arkadaşım o benim. Yardım ediyorum sadece. Ay, çok mu garip? 10 yaşında değiliz. O yüzden çok garip. Ben bunları yemiyorum. İyi, tamam. Anlatacağım. Ama bak lütfen. Ay tamam, gidip kimseye anlatacak halim yok. Allah Allah. Hoş geldiniz. Merhaba. Melis ben, Tülin Hanım'ın kızıyım. Melda Hanım'la görüşecektim, burada mı acaba? Siz biraz bekleyin, ben hemen haber vereyim. Haber vermenize gerek yok, biliyor zaten. Siz bana odasını gösterin, yeterli. Şu taraftan. Böyle gidiyorum değil mi? Hı-hı. Teşekkürler. Vay be ablacığım. Ne hikaye ama. Bizim Cihan demek Zeynep'in babası. Ya Demet'in haberi yok ama. Nasıl ya? Nasıl haberi yok? Yani Cihan'ın bizim okulda hoca olduğundan Demet'in haberi yok. Adam kızı çalıştırmıyor mu? Çalıştırıyor. Ama Demet çalıştığının Cihan olduğunu bilmiyor. Bir öğrense var ya, tası tarağı toplar, Gölyazı'ya geri döner. Her şey mahvolur. Her şey mahvolur ne demek? Onu sana bile söyleyemem.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.